Akkad İmparatorluğu, Mezopotamya topraklarında kurulan ve 180 yıl boyunca bu topraklarda hüküm sürmüş olan bir antik çağ uygarlığıydı. Akatlar, Sümerlerin aksine, merkezi otoriteye önem vererek, tarihteki ilk merkezi yönetimi benimsemiş ve uygulamıştı. Tarihteki ilk düzenli ordu, ilk kez Akatlar tarafından oluşturulmuştu. Halkın çoğunluğu, Sami kökenli insanlardan oluşmaktaydı. İmparatorluğun resmi dili Akatçaydı. Halk arasında ise Akatça ile birlikte Sümerce de konuşulurdu. Akatlar birçok alanda Sümerlerden etkilenmişlerdi. Çok tanrılı inançları bunlardan sadece bir tanesiydi. Mezopotamya'nın bu kadim uygarlığının temelleri, ilk kez Kral Sargon tarafından M.Ö. 2334'te Akat şehrinde atıldı. Sami ırkına mensup olan Sargon, Sümer şehir devletlerinden biri olan Kiş şehir devletinde bir rahibenin oğlu olarak dünyaya geldi. Sargon, sonraki dönemlerde Kiş şehir devletinin kralı Uzzababa'nın şarap taşıyıcısı olarak sarayda çalışmaya başladı. Daha sonra Sargon, kral tarafından vezirliğe kadar yükseltildi. Kral Uzzababa, bir savaşta yenik dönünce Sargon kendisine bir darbe düzenleyerek M.Ö. 2350'de onun yerine geçti. Kiş şehir devletinin tahtına oturan Sargon, M.Ö. 2335'e kadar bu Sümer şehir devletini yönetti. Daha sonra Kiş şehir devletine son vererek kuzeydeki Akat şehrine yerleşti. Sargon, M.Ö. 2334'te Akat İmparatorluğunu resmen kurdu ve Akat şehrini de ülkesinin başkenti yaptı. Akat İmparatorluğu ve halkı, ismini Agade olarak da bilinen Akat şehrinden almıştır. Akat İmparatorluğu, tarihteki ilk imparatorluk, kurucu kralları Büyük Sargon ise tarihteki ilk imparator olarak bilinir. Güney Mezopotamya topraklarında hüküm süren Ur, Lagash ve Uruk gibi Sümer şehir devletleri sürekli birbirleriyle savaştıkları için iyice zayıflamışlardı. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Kral Sargon, M.Ö. 2330'da bu bölgeye bir sefer düzenleyerek Sümer şehir devletlerini imparatorluğuna kattı. Böylece Güney Mezopotamya'daki ilk siyasi birlik, Kral Sargon döneminde sağlanmış oldu. Kral Sargon, Sümer şehir devletlerini hakimiyeti altına aldıktan sonra ülkesinin güneydoğusundaki Elamlılarla bir saldırmazlık anlaşması yaptı. Yaptığı bu anlaşmayla birlikte güneydoğu sınırlarını güvence altına aldı. Kral Sargon, ülkesinin güneydoğu sınırını güvence altına aldıktan sonra güçlü ordusuyla kuzeybatıya yönelerek Suriye'nin kuzeyine kadar ülkesini genişletti. Sargon, daha önce anlaşma sağladığı Elamlılara da saldırılar düzenleyerek onları baskı altında tutmayı başardı. Doğudaki komşu uygarlıklardan Gutilere de bir sefer düzenledi. Ancak Guti kralı Sarlak ile bir anlaşma yaparak ülkesine geri döndü. Seferler sonunda elde edilen ganimetlerle birçok şehre,
saraylar ve tapınaklar inşa ettirdi. Büyük zaferler kazanan Sargon, ülkesinin dört bir yanına heykellerini diktirip, bu başarılarının kabartmalarını yaptırdı. Komşularına boyun eğdiren Sargon, bununla her fırsatta övünürdü. Bazı Sümer şehirleri, onun döneminde yeniden inşa edildi. Kral Sargon, yaşamı boyunca Sümer tanrı ve tanrıçalarına büyük bir saygı gösterdi. Hatta en sevdiği kızını Ur şehrindeki bir tapınakta Ay Tanrısı Nanna'ya rahibe olarak atadı. Özellikle koruyucusu olduğunu düşündüğü ve Iştar adıyla da bilinen aşk tanrıçası Inanna'ya özel bir saygı duyardı. Kendisini baş tanrı Anu'nun kutsadığı bir kral rahip olarak anardı. Kral Sargon'un saltanatının son yıllarında büyük sorunlar yaşandı. İmparatorluğun her köşesinde isyanlar çıktı. İsyanlar o kadar büyüdü ki başkent Akkad kuşatma altına alındı. Ayrıca bu isyanları fırsat bilen komşu uygarlıklar dört bir yandan saldırıya geçti. Ancak Kral Sargon ilerleyen yaşına rağmen önce büyüyen isyanları bastırdı. Daha sonra da dört bir yandan saldıran düşman uygarlıkları bir bir yenerek geri püskürttü. ...55 yıl saltanat süren Kral Sargon, M.Ö. 2279'da bir suikast sonucu öldükten sonra yerine oğlu Rümüş geçti. Rümüş döneminde imparatorluğun birçok bölgesinde yeniden büyük isyanlar çıktı. Özellikle Ur, Lagash ve Uruk gibi Sümer şehir devletleri bu büyük isyanların başlamasında önemli bir etkide bulundu. Bunun üzerine Kral Rümüş, Sümer şehir devletlerinde büyük bir Sümer soykırımı yaptı. Sümerlerin bir kısmını ise imparatorluğun çeşitli bölgelerine sürdü. 9 yıl saltanat süren Kral Rümüş, kardeşinin de içinde olduğu bir suikast sonucunda M.Ö. 2270'te öldürüldü. Rümüş'ün öldürülmesi üzerine yerine kardeşi Manishtuşu tahta çıktı. Manishtuşu döneminde güneydeki bazı şehir devletleriyle Basra Körfezi'nde deniz savaşları yapıldı. Kral Manishtuşu 15 yıllık saltanatı boyunca zaman zaman çıkan iç isyanlara rağmen ülkesini başarılı bir şekilde yönetti. Ancak o da kardeşi gibi sarayda düzenlenen bir suikast sonucu M.Ö. 2255'te öldürüldü. Kralın öldürülmesi üzerine yerine oğlu Naram-Sin geçti. Kibriyle ön plana çıkan Naram-Sin, Mezopotamya'da kendini tanrı kral ilan eden ilk kraldı. Kendisini evrenin kralı ve Akkad'ın tanrısı olarak tanımlardı. İsmi Ay Tanrısı'nın sevgilisi anlamına gelirdi. Akkad İmparatorluğu Naram-Sin döneminde zirveye ulaştı. Naram-Sin, dedesi Sargon'un bıraktığı imparatorluğun sınırlarını koruyup genişletti. Anadolu'ya hakim olan Hattiler ve Hurriler üzerine seferler düzenledi. Bu seferler sonucunda ülkesinin kuzey sınırlarını Anadolu'ya kadar genişletti. Daha sonra batıya yönelerek günümüzdeki Filistin ve İsrail topraklarına kadar uzandı. Akkad İmparatorluğu için en büyük tehdit doğudaki Gutiler ve Lullubilerdi. Bunun farkında olan Naram-Sin, ilk fırsatta bu komşu uygarlıklara sefer düzenleyerek onları baskı altında tutmayı başardı.
Ülkesinin güneydoğusundaki Elamlılara da seferler düzenleyen Naram-Sin, bu uygarlığında kendisine boyun eğmesini sağladı. Böylece Naram-Sin, dedesi Kral Sargon gibi, bütün komşu uygarlıklara boyun eğdirerek, saltanatı boyunca ülkesinin güvenliğini sağlamayı başardı. 36 yıl saltanat süren Naram-Sin, M.Ö. 2218'de öldükten sonra, yerine oğlu Şarkallişahr'ı geçti. Kral Şarkallişahr'ın saltanatının ilk yıllarından itibaren, Akkad İmparatorluğunda birçok iç karışıklık yaşandı. Özellikle vergilerden bunalan Akkad halkı isyanlara başladı. Ayrıca doğudaki Gutiler de kralları Sarlagap önderliğinde isyan edip saldırılar düzenledi. Ancak Kral Şarkallişahr bu saldırılara karşılık vererek Gutileri yenip kralları Sarlagap'ı esir almayı başardı. Sümer şehir devletlerinden Lagash'ın yeni valisi olan Puzermama, Kral Şarkallişahr'ın iç isyanlarla uğraşmasını fırsat bilerek Lagash şehrinin kontrolünü ele geçirdi. Şarkallişahr, iç isyanlardan dolayı Lagash şehir devletine ve kontrolü ele geçiren Puzermama'ya müdahale edemedi. Böylece Puzermama, Lagash şehrinin ikinci hanedanlık dönemini resmen başlatmış oldu. 24 yıl saltanat süren Şarkallişahr, M.Ö. 2193'te öldükten sonra Akkad İmparatorluğu'nun merkezi otoritesi büyük ölçüde zayıfladı. Bu dönemde 4 farklı kişi krallığını ilan ederek 4 yıl boyunca merkezi otoriteyi ele geçirmek için mücadele etti. Bu çekişmelerle birlikte iç isyanlar daha da büyümeye başladı. Özellikle Ur, Nippur ve Uruk gibi Sümer şehir devletlerinde anarşi hakim oldu ve hiçbir şehir üzerinde tam anlamıyla bir hakimiyet kurulamadı. Bu dönemde Akkad İmparatorluğu'nun gücü oldukça zayıfladı. Akkadların, Elamlılar, Lullubiler ve Gutiler gibi güçlü komşu uygarlıklar üzerindeki hakimiyeti son buldu. 4 yıllık kaos döneminden sonra merkezi otoriteyi ele geçiren Dudu ismindeki bir Akkadlı, M.Ö. 2189'da krallığını ilan etti. Kral Dudu, 4 yıllık kaos döneminde kral olmak için mücadele eden 4 kişiden biri olan İlulun'un oğluydu. Dudu, 20 yıllık saltanatı boyunca komşu uygarlıklarla ve iç isyanlarla mücadele etmesine rağmen, Akkad İmparatorluğu'nun toprak kayıplarına engel olamadı. Kral Dudu'nun ölümünden sonra, M.Ö. 2168'de yerine oğlu Şuturul geçti. Kral Şuturul, 15 yıl saltanat süren son Akkad kralıydı. Onun döneminde iç isyanlar ve komşu uygarlıkların saldırıları yoğun bir şekilde arttı. Bu durumlara bağlı olarak toprak kayıpları hız kazanmış ve Akkad İmparatorluğu'nun sınırları oldukça gerilemişti. Özellikle imparatorluğun doğu, batı ve kuzey toprakları büyük ölçüde kaybedildi. Son Akkad kralı Şuturul, sadece başkent Akkad ve güneydeki Ur, Nippur ve Uruk gibi Sümer şehir devletleri üzerinde kısmi bir hakimiyet kurabildi. Ancak bu Sümer şehir devletleri de imparatorluğun son yıllarında iç isyanlar çıkararak bağımsızlıklarını kazandı. Böylece Sümerler, yaklaşık 2 asır sonra Akkadların egemenliğinden kurtularak tekrar şehir devletleri şeklinde bağımsız oldular. Akkad İmparatorluğundan geriye kalan son toprak olan başkent Akkad ise Gutiler tarafından kuşatıldı.
Hutiler, M.Ö. 2154'te başkent Akad'ı ile geçirerek tarihteki ilk imparatorluk olan Akad İmparatorluğu'na son verdiler.